İclal. Hı. Tekneyi İclal patlattı. Bana öyle bakma. Ne olur. Ne kadar inanılmaz bir şey söylediğimin farkındayım. Ama söylemek zorundaydım. Duyduklarımı kendime saklayamazdım ki Yiğit. Onu korkunç bir şeyle suçluyorum. İnan kendimle çok mücadele ettim. Buraya geldiğimden beri defalarca duyduklarımı sorguladım. Ama hep aynı sonuca varıyorum Yiğit. Tekneyi o patlattı. Onu duydum. Bana olan bakışlarını gördüm. Sana dün söyledim. Bir şeyler biliyor dedim. Ama sen bana inanmadın. Ne olur bir şey söyle. Gözünü aç oğlum. Gözünü aç Yiğit. Bakkar'ın şu kadarcık aklıyla neler yapmaya başladı. Daha şimdiden çocuğunun annesine karşı seni doldurdu. Manken oldu. Para kazanıyor. Kendine güveni geldi. Azıcık palazlanınca da İclal'in kuyusunu kazmaya başladı. Bu kadarını hayal bile edemezdim. Ama adım kadar eminim. Tekneyi İclal patlattı. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? He? Sen kimi ya? Kimin eli suçladığını farkında mısın? Senin suçladığın kadın benim çocuğumun, Mert'in annesi. Yiğit, bunu bana yapma. Kimin eli suçladığımı gayet iyi biliyorum ben. Eğer emin olmasam... Bak Nur, bak. Sen benim bu dünyada en sevdiğim, hatta en saygı duyduğum insansın. En sevdiğim kadınsın. Bana bunu yapma. Bana böyle bir saygısızlık yapma. Yalvarıyorum bunu yapma bana. Sebebi ne olursa olsun. İclal'e tahammül edemesen de... Ne? Ne diyorsun sen Yiğit? Asıl sen ne diyorsun? Heh? Sen ne diyorsun? Sen önce söylediklerini bir duy. Ondan sonra sorgu soruyor. Sen beni anlamıyorsun bile. Sana duydum diyorum. Yiğit beni duyarsa mahvolurum dedi. Hala bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum dedi. Ya bu işi kime yaptırdıysa onunla konuşuyordu ve... Yeter! Daha fazla alçalma. Tamam mı? Ne olur sus. Yalvarıyorum sana sus. Alçalma mı? İnanmıyorum. İclal'i kıskandığım için onu suçladığıma inanıyorsun. Bunu benden nasıl beklersin? Beklemezdim. Allah kahretsin, yemin ediyorum sana beklemezdim ama şu yaptıklarına bak. Sen benim çocuğumun annesini beni öldürmeye çalışmakla suçluyorsun. Seni değil Yiğit, beni. Kaza geçirdi değil mi? Küçük bir kaza. Sen onun yanındaydın. Sonra benim yanıma. Tekneye ondan habersiz gelmiştin. Seni yanında tutup korurken benim ölmemi bekliyordu. Sen iyi değilsin. Kesinlikle iyi değilsin, inan bana. Bak, bunun adına korku de, paranoyaklık de, istersen kıskançlık de. Ne istiyorsan onu söyle. Ama sen iyi değilsin. Ya duydum diyorum Yiğit, duydum. Sen ne duyduğunun umurunda bile değil. Bak, İclal'i asla ama asla seni sevdiğim kadar sevmedim. Ama bu onu bu şekilde ezdireceğim anlamına gelmez. Anlıyor musun? O hasta kadın benim çocuğumun annesi. Hasta. Anne. Hatta akraban. Kardeş çocuklarısınız. Onu benden daha iyi, daha eski tanıyorsun değil mi? Bana inanmıyorsun. Peki Yiğit. Dilerim duyduğum, hissettiğim her şeye rağmen ben haksız çıkarım. Ve çocuğunun annesi gerçekten masumdur. Benim düşündüğüm canavar değildir. Ama tek bildiğim şey var. O da senin düşündüğün kıskançlıktan gözü dönmüş bir canavar değilim ben.